Merhabalar tüm Küpe FM dostlarına, yürek dolusu merhaba derken uzun bir aradan sonra yazdı, tatildi, sıcaktı derken programlarımıza uzunca bir süre ara vermiştik. Ve bu haftadan itibaren yine sizlerle birlikte gündemdeki konuları konuşmaya, tartışmaya, sizin sorularınızı, düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi yanıtlamaya devam edeceğiz. Ve bugün konuğumuz Silivri Kaymakamı Sayın Ali Dursun bizlerle birlikte. Silivri Kaymakamlığı'nın ve yine şahsının Sayın Ali Dursun'un başlattığı bir proje var. Ve bu projeyi enine boyunu konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Kaymakamı. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Elden ile gönülden gönüle isimli bir proje. Ve bu projenin başlangıcı sanıyorum 3-4 ay öncesine dayanıyor. Ve siz ilk bunların hazırlıklarına başladığınızdan bu yana bayağı da yol kat edildi. Elden ele gönülden göne projesi nedir? Kısaca bir onun bilgisini alalım. Sonra neden buna ihtiyaç duydunuz? Nasıl gelişti ve bundan sonraki çalışmaları ne olacak? Sırasıyla da bunların bilgilerini alalım sizden. Buyurun. Memnuniyetle teşekkür ediyorum. Elden ele, gönülden gönüle yardımlaşma projesi, adı üstünde bir yardımlaşma projesi. Yani imkanı olanlarla olmayanları buluşturan, ellerindeki atıl kullanılmayan imkanları, kaynakları diğer ihtiyacı olan insanlarla paylaşma projesi. Kısaca böyle denilir. Buna niye ihtiyaç duyduk? Çünkü sonuçta toplumumuzda birçok sivil toplum örgütü bu işi yapıyor. Yardım dernekleri, koruma dernekleri. Siz yine de buna bir ihtiyaç duydunuz. Neden? Şunun için ihtiyaç duyduk. Görüyoruz ki bizim Silivri olarak 110 bin, 120 bin nüfusumuz var. Bu nüfusumuzun içerisinde hali vakti çok yerinde olan varlıklı aileler de var. İhtiyaç içerisinde, fakir zaruret içerisinde çocuğuna bir önlük, bir çift ayakkabı alamayan aileler de var. Varlıklı ailelerden varlıklarını hayır hasenat için, iyilik için, insanlığa hizmet için diğerleriyle aslında paylaşmak isteyen insanlar var ama bunu nerede, nasıl yapacağını bilmeyen çok sayıda insanımız var. Bunların varlığı yanında az önce söylediğim gibi çocuğuna bir çift ayakkabı alamayan veya oğluna bir pantolon alamayan anne de bu ihtiyacını nereden nasıl gidereceği konusunda da sıkıntılar var. Toplumumuzu yakinen insanlarımızı birebir tanıyan bir kişi ve kurum olarak dedik ki bu insanları buluşturmak lazım. Var olanlarla ihtiyacı olanları bir yerde bir şekilde tanıştırmak, buluşturmak lazım. Ama bunu öyle yapmak lazım ki ne veren bu konuda bir eziyet zahmete girsin ve bir mahcubiyet yaşasın. Ne de alan insan, bu yardımı kabul edecek olan insanlar zahmete girmesin, eziyete girmesin ve utandırılmadan bu ihtiyacını gidersin. Bunun için biz işte bu elden ele, gönülden gönüle yardımlaşma projesini oluşturduk. Evet. Dedik ki bu iki grubun buluşması için bir adres olsun, bir zemin oluştursun. Ama insanlar birbirlerini görmesin. Birbirlerine elden ele vermek, doğrudan doğruya, yüz yüze vermek suretiyle bir mahcubiyet, bir minnet yaşatmayalım kimseye. Ama hem vermek isteyenlerin verme eylemlerini organize edelim, onlara kolaylık doğru olsun. Doğru kişilere gitmesi de çok önemli bu yardım. Hem yardım alan insanları böylece rahatlatalım. Sonra yardım etmek isteyenler özellikle fakir ve yardıma muhtaç insanı bulma konusunda büyük güçlükler yaşıyorlar. Çok doğru ifade ettiniz. Biz Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı olarak ilçemizde tabiri caizse yoksulluğun haritasını çıkarmış, nüfus tespitini yapmış durumda. Kaç kişi var Sayın Kanuk? Şimdi ölçülerimiz farklı farklı bizim. Yani bir derecede 600 aileye sürekli bakmak gerekiyor. Bir başka ölçüte göre bu 800 aile, 1000 aile, 1200 aile tarzında gidiyor. Bu sadece geçimlerini sağlamak için kendilerine yiyecek, gıda, yakacak türü yardım edilmesi gereken insan destek grupları olan, destek olunması gerekiyor. Zaten hiçbir proje, hayatta hiçbir proje, hiç kimsenin kaydı hayat şartıyla geçimini üstlenecek bir şey yapamaz. Yani ben senin hayat boyu geçimini ben üstlendim, artık senin çalışmana gerek yok. Ne zaman ekmek istersen vereceğiz, ne zaman elbise istersen vereceğiz, biz sağlığınızı karşılayacağız. Böyle bir uygulama dünyada da yok, bizde de yok. Ama var olan insanların geçici olarak düştükleri darlıklarda
kendilerine destek olmak suretiyle ayakta kalmalarını, hayatta kalmalarını, varlıklarını sürdürmelerini ve kendi geçimlerini sağlayabilecek girişimlere başlayabilmelerine destek olma tarzında bizimki zaten. Yeşil kart uygulaması hala devam ediyor değil mi? Elbette, elbette. Ve bunları verirken siz çok sıkı bir süzgeçten geçirdiğinizi ben şahsen biliyorum. Onun da biraz böyle şartlarından söz etmek istiyorum. Çünkü yeşil kart uygulaması çok istismar edilen bir konu. Birçok yerlerde, medyada da takip ediyoruz. Kaymakamlık makamını bu durumda işgal eden kişilerin görevlerinden dahi alındıklarını da okuyoruz. Bu kadar hassas bir konuda sizin kriterleriniz neler? Sizin şartlarınız neler? Şimdi ben tabii elden ele gönülden onu biraz daha yine oraya götüreceğim. Evet, bir parantez daha, içinde yeşil kartla ilgili bir değerli. Yani bir yardımlaşma fonunun da hizmetlerinden biri bu olduğu için sormak istedim. Şimdi yeşil kart uygulaması bir kanunla kurulmuş, bizlere görev olarak verilmiş bir konu. Bunun maksadı şu. Evet. Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve olması gerekmeyen. Hı hı. Bu tabirin altını bir daha çizmek istiyorum. Hı hı. Çünkü birçok tartışma bu cümlelerin doğru anlaşılamamasından doğuyor. Hiçbir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan. Emekli sandığı, SSK, emekli sandığı, SSK, bağ. Ve olması da gerekmeyen. Yani bağ kurulu olması gerektiği halde bağ kurulu olamamış, SSK'lı olması gerektiği halde SSK'lı olamamış veya emekli sandığından bir sosyal hak elde etmesi mümkünken bunu yapmamış vatandaşlar yeşil karttan istifade edemiyorlar. Evet. Bir daha tekraren söylüyorum. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve olması gerekmeyen. Yani olma durumu, olma konumu olmayan. Olmayan. Evet. Şimdi var mesela bizde herhangi bir şirkette veya bir iş yerinde çalışıyor. Bizim hukukumuza göre bu kişi işe başladığı andan itibaren SSK kapsamında olması gerekiyor. Ama bu SSK kaydını yaptırmamış, primini ödemiyor, yeşil kart istiyor. Hayır. Evet. SSK'lı olması gereken insandır. Hı hı. Olan, olmayan ve olması gerekmeyen insanların içinden aylık fert başına geliri asgari ücretin üçte birinden az olan insanlar yeşil karttan istifade edebilirler. Bu cümleyi bir daha söylüyorum, ezberlensin istiyorum. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve olması gerekmeyen vatandaşlarımızdan aylık fert başına, ailedeki fert başına geliri asgari ücretin üçte birinden az olan insanlar yeşil kart sahibi olabilir. Onun dışındaki insanlar yeşil kart sahibi olamazlar. Kuralı bu. Bu kural Türkiye'nin her yerinde geçerli bir kuraldır. Kanunun koyduğu bir kuraldır. Yerel idarelerin bunu değiştirmesi mümkün değildir. Bazen biz bu tip taleplerle karşılaşıyoruz. Hı hı. Bunun dışında bir uygulama yapma imkanı da yoktur. Varsa da yasal değildir. Yasal değildir, haksızlıktır. Gelir nasıl hesap ediliyor? Gelir bir çatı altında oturan, aynı çanaktan yemek yiyen insanların o haneye getirebildikleri gelirler toplanıyor. Evet. O çanaktan yemek yiyen fert başına bölünüyor. Bölünüyor. Yıllığı mümkünse yıllığı bulunuyor. Eğer yıllığı bulunmuşsa bu aylığa dönüştürülüyor. Ve fert başına bölündüğü zaman ortaya çıkan rakam asgari ücretin üçte birinden az ise bu insana biz diyoruz ki evet siz ailece, ailenin bütün fertleri yeşil karta hak ettiniz. Evet. Artık sağlık giderlerinizi bu kart sayesinde devlet ödeyecek deyip bir kart kendilerine veriyoruz. Eğer asgari ücretin üçte birinden fazla çıkarsa senin gelirin asgari ücretin üçte birinden fazla olduğu için yeşil kart almaya hak kazanamadın diyoruz. Evet. Genelde şu tip itirazlarla karşılıyoruz. Efendim siz asgari ücretin üçte biriyle buyurun siz geçinin. O da elbette biz onun geçinmek için çok yeterli olduğunu veya olmadığını biz öyle bir değerlendirme yapmıyoruz. Evet. Doğrudur ki asgari ücretin üçte biri kadar bir rakamda. Hatta asgari ücretin kendisiyle. Asgari ücret bugün 319 milyon. Bunun üçte biri aşağı yukarı 100 milyonluk bir 104 milyona falan tekabül ediyor. Bununla geçinmenin güçlüklerini hepimiz biliyoruz. Biz de bu toplumun içerisinde yaşıyoruz. Ama kanunun yeşil kart için koyduğu kural sınır budur. Biz ona bağlı kalıyoruz. Evet.
Ve bu uygulamayı yaparken hiçbir vatandaşımızın, hiçbir köylü kentli, hiçbir vatandaşımızın yeşil kartı hak edebilirken bu haktan mahrum kalmaması için çaba gösteriyoruz. Evet. Ama hiçbir vatandaşımızın da yeşil karttan hak sahibi olmaması gerektiği halde olmak için çaba göstermesine de müsaade etmiyoruz. Evet. Bu konuda tabiri caizse son derece prensipli, ilkeli, dikkatli ve titiz çalışıyoruz. Evet. Bütün istediğimiz şey şu: yeşil karttan istifade etmeye hak kazanması gerekenler, hukuken hak kazanması gerekenler mutlaka bu imkana vatandaşımız olarak kavuşsun. Ama hak etmediği için veya almaması gerektiği için müracaat etmiş de olsa, hastası da olsa yeşil kart ona da vermeye gayret ediyoruz. Yani doğrusu bu, hukukun istediği bu, kanunun özü bu, niyeti bu, amacı bu, hedefi bu. Evet. Bu konuda olabildiğince hassas davranıp vatandaşlarımıza hizmet etmeye çabalıyoruz. Şu ana kadar Silivri'mizde de bugün itibariyle 7000 küsur vatandaşımız yeşil kart sahibidir. Çok da fazla değil. Çünkü hayır, sonuçta toplumda da yeşil kart sahibi olan aile gerçekten artık çok mağdur ve yardıma ihtiyacı olan aile görüntüsünde de oluyor. Ama öte yandan yeşil kart sahibi 7000 iken böyle bir projeyi hayata geçirmeniz için sizi belki de görüş yapan veya destekleyen veya zorunlu hale getiren ihtiyaç sahibi ailelerin sayısı da daha fazla. Mümkündür. Mümkündür. İşte bu çalışma bu şey içerisinde sürüp gidiyor. Sürüp gidiyor. İsterseniz bir reklam arası verelim. Ondan sonra yine elden ele, gönülden gönüle projesinin daha ayrıntılı nasıl olacak, nasıl işleyecek, kimler nasıl destek verecek o kısmına da geçelim. Memnunum. Evet, şimdi bu projeyi biz yaklaşık 8 aydır üstünde çalışarak hazırlıyoruz. Çok geniş bir istişareden geçirdik. Acaba biz bu projeyi başlatırsak yeterince yardım alabilir miyiz? Veya aldığımız bu yardımlardan yeterince insanımız istifade edebilir mi, yararlanabilir mi? Çünkü biz bunu bir defalık, bir dönemlik, bir konjonktüre dayalı olarak yapmıyoruz. Biz istiyoruz ki bu proje artık Silivri'de sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın tek çatısı, tek adresi olsun, tam bir kurum haline gelsin ve Silivri var olduğu müddetçe de bu kurumda var olsun, ebediyen insanların yardımlaşması için aracı olmaya devam etsin, bunu organize eden kurum olsun. O yüzden kalıcı olması maksadıyla çok geniş istişareler yaptık. Tam olarak bizim yaptığımız bu projenin, bu çalışmanın tam bir tipi, örneği yok. Onu diyecektim. Türkiye'de ilk defa, yapılan ilk defa bir çalışma. Tabii mevzi olarak, lokal olarak, geçici olarak zaman zaman birilerinden yardım alıp almak suretiyle birilerine ulaştırma tarzında gönüllü çabalar var. Biz bunları biliyoruz. Ama onlar ya Ramazan'da yoğunlaşır, bazen seçim öncesinde yoğunlaşır, bazen işte falan mahallede Fatma teyzenin gönlüne göredir. Teyzem sağlıklıyken yürür, teyzem rahatsızlanınca kalır. Böyle lokal, yerel, geçici filan olur. Bu tip yardımlaşmalar Anadolu'da da, ilçemizde de, her yerde var. Ama biz bunu kurum haline getiriyoruz, işleyen bir mekanizma haline getiriyoruz, bir kalıcı hale getiriyoruz. Kaymakamlığın kontrolünde. Zaten buna bizim öncülük etmemizin sebebi odur ki insanlarımız bütün bu sosyal yardım yapan kurumların, derneklerin, vakıfların ve bireylerin de var olduğu, katıldığı ama hepsinin üstünde bir tam bir devlet güvencesi, tam bir tarafsızlık güvencesi ve kalıcılık güvencesi olarak Kaymakamlığımız ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız bu işin içerisinde olsun. Hem herkese ulaşalım, en geniş şekilde herkese ulaşalım. Hem yardım alacak olan insanların tespitinde elimizdeki objektif bilgileri kullanalım. Hem herkesin ortak güven duyacağı ve en çok güven duyacağı bir adres haline gelsin. Hem kişilerle kaim olmasın, daimi olsun, yürüsün gitsin. Bu nedenle dağıtımlar biz vakıf olsun. Bu nedenle vakıf olarak biz bu işe girdik. Bu istişarelerin sonucunda yüzlerce, binlerce teşekkür borcu ifade etmek isterim buradan Silivrililere. Kiminle konuştuysak çok hayırlı, çok gerekli bir çalışma olacağını, büyük takdirle karşılanacağını, büyük katılımlar, katkılar olacağını ifade ettiler.
Bundan cesaret alarak projeyi şekillendirdik. Evet. Biz sadece bu yardım işini organize ettik tabiri caizse. Bunun için bir mağaza kiralandık. Açıyoruz. Evet. Bu mağazamızın adına da gönül sepeti diyoruz. Hı-hı. Yani gönüllü yardımların buluştuğu bir sepet. Bir yer. Ya da yardıma ihtiyaç duyanların gönüllerince gelip buradan yardımlarını alabilecekleri bir sepet. Böyle bir adres oluşturduk. Bu adrese yardımları toparlayıp biriktireceğiz. Orada tasnif edip vitrine çıkabilir hale getireceğiz. Şimdi bu yardımlar neler olacak? Bu arada da ben dinleyicilerimize telefon numaramızı da hatırlatmak istiyorum. Sormak istedikleri veya yapacakları yardımlar konusunda bir adres sizinle görüşmek istiyorlarsa telefonumuzda 0212 728 1361. Evet, bu yardımlar, şimdi hayırlı bir aya da giriyoruz. Sanıyorum doğru adresi bulmak için ve doğru yerlere ulaşmak için bu konuda size bayağı da iş düşecek. Hangi türde yardımlar kabul edilecek? Şimdi ben bu projenin kapsamında şu safhada iki alanda yardım kabul edeceğiz ve yardım dağıtacağız. Birisi giyim. Evet. Giyilebilir ne kadar ama giymediğimiz, kullanılabilir ama kullanmadığımız. İkinci el giyim malzemesini, ayakkabı dahil, yazlık, kışlık dahil fark etmiyor. Erkek, bayan fark etmiyor. Çocuk fark etmiyor. Bütün bu giyim malzemelerini toparlayacağız ve bunların dağıtımını araştırıp edeceğiz. Bu safhada bir de gardırop, kütüphanelerimizde okumadığımız kitaplar. Bir şekilde elimize geçmiş o bilgi hazinelerini ya okumuşuz bir daha okumayacağız veya hiç okumadık bir daha okumayacağımız belli olan kitaplarımızı toplayıp okumak isteyen, bu bilgiye ulaşmak isteyen insanlarımıza sunabilmek için bir de kitap toplama ve kitapları dağıtma tarzında. Şimdi bu iki saf, bu iki konuyla başlayalım. Giysiler, her çeşit giysi, kadın, erkek ve çocuk giysileri ve kitaplar. Evet, kitaplar. Şimdi bu uygulama iyice oturtup standartlarını belirleyip uygulamada doğacak problemleri de giderdiğimize emin olduktan sonra kullanılmayan ilaçları toplamak ve kullanılmayan ev eşyalarını da toplamak suretiyle insanlara dağıtmayı ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bu ikinci projemizin ikinci safhası olacak. Buna daha sonra başlayacağız. Peki erzak, yiyecek? Şimdi erzak, yiyecek bu safhada yiyecek konusuna girmiyoruz. Çünkü yiyeceklerin toplanıp, istiflenip, bekletilip dağıtılması başka bir altyapı gerektiriyor. Evet. Bozulmasını önleyecek. Şu anda gücümüz o altyapıyı kurmaya uygun değil. Ayrıca bu tecrübeyi yaşadıktan sonra ona girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu söylediğim dört alanda başarı sağladıktan sonra eğer ihtiyaç olur ve gerekli olduğu belli olursa o zaman daha sonraki bir dönemde belki gıdaya da gireceğiz. Bu tabi proje kapsamında olanlarını kastediyorum. Yoksa biz Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı olarak belli aralarla fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza gıda yardımını ulaştırıyoruz. Mesela bu Ramazan münasebetiyle yine de ulaştıracağız. 600 aileye hatırı sayılır bir ay, bir buçuk ay yetecek gıda maddelerinden oluşan gıda paketlerinin dağıtımına bugünlerde başlayacağız. O yardımlaşma bu tip yardımları yapıyoruz. Vakıf olarak bu yapıyoruz. Bu proje apayrı bir proje. O projeler vakıfla bağlantılı ama ayrı bir proje. Şimdi Ramazan'a girerken gündeme geldiği için acaba bir geçici Ramazan ayı için düşünülmüş bir proje olarak da algılanılır. Bunda amaç sürekliliğini korumak ve sürekli kişilere yardım etmek. Bu elden ele, gönülden gönüle projesi ne Ramazan'la, ne kışla, ne yazla hiçbir şey yok. Yani sınırlı değil. Bugünden itibaren Silivri'de insanlarımız yaşadığı müddetçe ve Silivri tüzel kişiliği, ilçe kişiliği var olduğu müddetçe bu yardımlarını sürdürecek. Şimdi ben evimi yazlık dan çıktık, kışa girerken hanımların hepsinin yaptığı iştir. Biraz gardıroplar elden geçer ve birçok giysinin verilme durumunda da olur. Ben bu giysileri toparladım. Nereye, nasıl başvurmam gerekiyor? Şimdi ona kısaca cevap verebilirim ama şu organizasyonu, işleyişi bir belirtirsem çok daha net olacak zihinlerde. Şimdi bu projenin uygulamasında bizimle işbirliği yapmayı taahhüt etmiş kuruluşlar var. Onlara buradan, onları anmadan, onlara teşekkürlerimi göndermeden olmayacak. Yardımsevenler Derneğimiz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğimiz, Lyons Kulübümüz ve Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneğimiz
ve tüm belediyelerimiz, evet. Silivri Belediye'miz ve 8 tane belde belediye başkanlıklarımız bu projede hem fakir ve yardıma muhtaç olan insanların bu projeye yönlendirilmesi konusunda hem de bölgelerindeki yardımların toplanıp gönül sepetine ulaştırılması konusunda bizimle tamamen gönüllü işbirliği içerisinde olacaklar. Dolayısıyla eğer bu gönül sepetine göndermeyi arzu ettiğiniz, uygun bulduğunuz giyilebilir, kullanılabilir, temiz, hatta mümkünse ütülü giysileriniz, elbiseleriniz var ise bunları dilerseniz kendiniz kendi elinizle getirip gönül sepeti mağazamıza doğrudan elinizle teslim edebilirsiniz. Orada bunun kısa bir sayımı dökümü yapılıp bir teslimat makbuzu karşılığında sizden teslim alınacaktır. Yok, bunu yapmak istemiyor veya buna vaktiniz yok ise bu söylediğim gönüllü bize katkı sağlayacak olan kuruluşlarımızın her bir mahallede, köyde ve beldede gönüllüleri olacak. Evet. Zaten bu proje A'dan Z'ye kadar tamamen gönüllü işleyen bir proje. O gönüllü insanlarımızı zaman içerisinde zaten herkes tanıyacak. Onlar mahallelerimize uğrayacaklar. Mahallelerdeki veya köylerdeki insanlarımız onları tanıyacaklar. Onlara da teslim edebilecekler. Evet. Onlar da teslim aldıkları malzemeler karşılığında teslim edene bir teslimat makbuzu teslim edecekler. Ve o arkadaşlarımız, o gönüllü arkadaşlarımız gönül sepetine bu malzemeleri ulaştıracaklar. Mesela beldelerimizde, belediye başkanlıklarımızda birer görevli arkadaşımız bu iş için ayrılmış olacak ve malzemelerin toplanabileceği bir yer bulunacak. Oralara teslim edecekler. O gönüllü arkadaşımız onları teslim alıp bize ulaştıracak. Veya çok büyük miktarlarda elinde malzemesi olanlar var ise onlar telefonlarımızla veya bizzat gelerek gerek gönül sepetimizi, gerek sosyal yardımlaşma dayanışma vakfımızı, gerekse kaymakamlığımızı haberdar ettikleri takdirde o toplanmış büyük miktarlardaki yardım malzemelerini almak için biz buradan kişi ve araç görevlendirmek suretiyle onları alıp gönül sepetine ulaştıracağız. Toplama işimiz böyle olacak. Bu her gün, her saat, her mevsim sürecek. Evet. Kimin ne zaman elinde verilebilir eşyası olduğunu düşünürse o zaman iletebilecek. Ve dağıtımı? Dağıtımını da şöyle yapacağız. Biz bu mağazada toparladıklarımızı bir elden geçireceğiz. Evet. Yani giyilebilecek olan, giyilebilir olması, temiz olması lazım. İnşallah öyle ümit ediyoruz ki bize zaten yardımlarını teslim edenler bu hassasiyetle bize teslim edecekler. Ama hasbelkader yıkanmaya, ütülenmeye, bakıma ihtiyaçlı bir halde gelmiş olanlar varsa biz onları ayıklayacağız. Tam bir mağazada, vitrinde veya askıda veya dolapta nasıl muhafaza ediliyorsa biz o haliyle bunları sergileyeceğiz mağazamızda. Kim ihtiyaç duyuyorsa o ihtiyaç sahibi kişi de daha önce Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'ndan bir tanıtma kartı almış olmak şartıyla. Evet. Ki biz o kartları şu anda hazırlıyoruz. Niye? Çünkü biz zaten fakir ve yardıma muhtaç olduğunu bildiğimiz insanların kaydını zaten tutuyoruz. O insanlara şimdiden kartlarını hazırlıyoruz, o kartlarını dağıtacağız. O kartını mağazaya girerken göstermek suretiyle mağazaya girecek. Kendisi, eşi, çocukları, evinde kaç kişi varsa, onların nelere ihtiyacı varsa. Onları geçecek, vitrinden, dolaptan, gardıroptan, nerede varsa oradan deneyerek, seçecek. Gerekirse deneyerek. Aile fertlerinin tamamı için yetecek miktarda giysilerini alacak, kendisi alacak. Sadece çıkışta orada bir görevlimize bir imza atmak suretiyle, şu malzemeleri teslim aldığına dair bir imza atmak suretiyle malzemeyi götürecek. Çocuklarına, evlatlarına, her neyse ailede kim varsa onları giydirecek. Para kesinlikle yok. Evet. Ne toplarken, ne dağıtırken, paranın sözü bile yok. Evet. Ücret hiçbir şekilde ne alan verene, bize yardımı teslim edene, ne bizden yardım alana ücret mukabili bir şey yapmıyoruz. Evet. Paranın lafı bile olmayacak. Aynı olarak elden ele mallar değişmiş olacak. Evet. Elden ele geçmiş olacak. Bu gönülden kopan ve gönüle akan bir yardım olacağı için de projenin adı o nedenle zaten. Elden ele, gönülden gönüle yardımlaşma. Bu nedenle adını da böyle koyduk. Dolayısıyla bu şekilde maddi değerler yok bu projede.
Şimdi merak edilebilir. Vakıfta kaydı bulunmayan, hasbelkader kaydı bulunmayan insanlar eğer ihtiyaç sahibi ise bundan nasıl istifade edecekler? O insanlarımız da arzu ettikleri takdirde bize gelecekler. Biz onların müracaatını alacağız. Burada tamamen bir inisiyatif sahibi olduğumuz için diğer yardımlarda kanuni limitlerle bağlıyız. Ama burada inisiyatif sahibi olduğumuz için eğer yardıma muhtaç olduğunu beyan ediyor ve yardıma muhtaç olduğunu biz de görüyorsak biz de daha önce kaydı olmasa bile dahi, o vatandaşımıza da ihtiyaçlarını giderebileceği kartı vereceğiz. Burada bir şey daha hatırlatmak lazım. Tabii hep aynı ailelerin gelip yardım malzemelerini çok sık almaları halinde diğer gelemeyen, uzakta olan vatandaşlarımızın hakkına tecavüz olmasın diye bu mağazadan iki ayda bir yardım alma tarzında bir şimdilik böyle bir sınırlama getiriyoruz. Yani bugün yardım alan aile fertlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yardım alabilir. Orada bir sınırlama yok. Manto, kendisine palto, çocuğuna kaban, ötekine mont, berikine ayakkabı, ötekine pantolon, berikine gömlek, bunların hepsini alabilir. Bugün aldı ise böyle bir yardım, iki ay sabredecek. İki ay içerisinde o gün alamamış olan, bugün alamamış olanlar gelip alacaklar ki eşit şekilde herkes istifade edilir. Ha bu iki ay şimdilik koyduğumuz bir kayıt. Çok yoğun bir şey olursa ürünler çok olur. 3 aya da çıkarabiliriz. Veya ayda bakarız ürün ayda 1'e de düşürebiliriz. Tamamen de kaldırabiliriz. Bunu tabii uygulamadaki gelecek olan ürün gidişata göre belirleyeceğiz. Ama şimdilik, şimdi köyden bir Fatma teyzenin gelip uğrama fırsatı ile mağazanın bulunduğu mahallede oturan bir teyzenin uğrama fırsatı aynı değil. O nedenle böyle bir zaman dilimi koyuyoruz ki herkes mümkün olduğunca eşit şekilde istifade etsin. Şimdi burada özellikle arzu ettiğimiz şeyler şu. Bu projenin uygulamasında Silivri'de yaşayan herkes gönüllü olarak bu projeye katılabilir, katılmalıdır. Bu konuda Silivrilere çok güveniyoruz, çok inanıyoruz. Kastımız nedir? Gönüllü olmaktan kastımız şudur. Etrafınızda yardıma muhtaç bir insanı bu gönül sepetine, bu projeye yönlendirdiğiniz zaman siz gönüllü olarak bize hizmet etmiş, bu projeye hizmet etmiş olursunuz. Ya da bir çift çorabınız, bir gömleğiniz, küçük büyük demeden, kullanmadığınız ama kullanılabilir bir eşyanızı bize yönlendirdiğiniz veya komşunuza bu projeyi anlatmak suretiyle onu bu projeye, gönül sepetine yönlendirdiğiniz zaman da gönüllü olarak bu projeye hizmet etmiş olursunuz, katkı sağlamış olursunuz. Herkesten beklediğimiz sadece budur. Ve biz bunu Silivri'de yaşayan tüm insanlar el ele, kol kola, gönül gönüle, baş başa bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Ve yapacağımızı da görüyoruz. Çünkü bu projenin daha ilk sohbetleri başladığı andan itibaren yüzlerce insan gönüllü olarak bu projede çalışmak istediğini, vaktini buna ayırmak istediğini bize iletmiştir. Kendilerine bu vesileyle minnetlerimi, şükranlarımı ifade etmek gerçekten istiyorum. De hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnsanı dinlerken de heyecanlandıran ve bir an önce faaliyete geçirmeyi, yani bizler de katkıda bulunalım duygusunu duyuran bir proje. Ve ne mutludur ki de böyle hayırlı bir aya da denk geliyor bu projenin başlaması. Sanıyorum yardımların da yağacağı ve yoğunlaşacağı bir ay. Bunda da ne demek isterseniz son mesajınızı da alalım. Evet, az önce söylemeye çalıştığım gibi hepimizin bir gönül projesi olsun. Herkesin katkısıyla ayakta duran, yaşayan bir sosyal kurum haline gelsin. Tüm kişisel, siyasal, bireysel etkilerden arındırılmış olarak çalışsın. Böyle çalışabilmesi herkesin gönüllü katılmasına bağlıdır. Elimizde her ne kaynağımız varsa, her ne imkanımız varsa bunu komşumuzla ihtiyacı olan insanlarla paylaşmak konusunda hamiyetperver olalım, fedakar olalım, gayretli olalım. Kimin ihtiyacı varsa o da, onun da gelip bu gönül sepetinden ihtiyaçlarını giderme konusunda medeni cesareti olsun. Bu ayıp değildir. Ayıp bu değil. Hiç kimseye karşı minnet veya şükran hissi uyandırmaz. Tam bir gönül rahatlığı içerisinde gelip buradan ihtiyaçlarını karşılayabilirler. İnsanca bir şekilde ihtiyaçlarını. Belki de buraya ağırlık vermek istiyorum. Belki biz çok sayıda yardım bulmakta zorlanmayacağız ama yardım alan insan bulmakta belki zorlanabiliriz diye düşünüyorum. O nedenle kimin ihtiyacı varsa gelip buradan ihtiyaçlarını karşılasın. Böylece bu bizim projemiz değil. Evet, biz bunu organize eden biziz, açıklamasını yapan biziz ama bu bizim projemiz değildir. Bu
hem o gönüllü katkılarını ifade eden kurum ve kişilerin hem Silivri'de yaşayan herkesin ortak projesidir. Herkes içinde yer almalıdır. Herkes bundan bir şekilde bağlantılı olmalıdır. Ya alarak ya vererek. Zaten bizim böyle bir sloganımız var. Diyoruz ki varsa getir ver, yoksa gel al götür. Evet. Yani bir şekilde ya veren ya alan olarak bu projeyle hepimiz birlikte olalım. Böylece sosyal yardımlaşmamızı, dayanışmamızı kurumsallaştırmış, pekiştirmiş olalım, kalıcılaştıralım. Daha böylece ihtiyaçları giderilmiş fertlerden oluşan huzurlu bir ilçe olarak yaşamaya devam edelim. Şimdiden emeği olacak, katkısı olacak olan herkese bu programla bu projeyi duyurmamıza fırsat verdiğiniz için sizlere ve bundan sonra emeği geçecek olanlara da teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Biz de Perşembe günü başlayacak olan Ramazan'ımızda şimdiden kutlayalım ve hayırlı, uğurlu olaylara vesile olmasını dileyelim tüm toplumumuzun. Teşekkür ederim. Evet, gündemdekiler programın son mesaj kısmında yine kaymakamımıza söz vermek istiyorum. Ramazan mesajınızı da alalım bu arada. Evet, Ramazan ayı malum haliniz herkesin kardeşlik duygularının, yardımseverlik duygularının zirveye çıktığı bir aydır. Sorunlarımızı, sosyal sıkıntılarımızı paylaştığımız bir aydır. Bu ayda tabii birçok insan yardım yapmak konusunda, yardımlarını yönlendirmek konusunda gayretli olmaktadır. Aynı zamanda Ramazan ayımız kışın öncesine denk gelmektedir. Bu nedenle biz Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı olarak biraz önce konuştuğumuz elden ele, gönülden gönüle yardımlaşma projesinin dışında insanlarımıza hem kış arefesinde hem Ramazan münasebetiyle birçok yardım programını, projesini şu anda yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi 800 aileye şu ana kadar zaten kış için 550 kilogramlık kömür yardımlarımızı dağıttık. Onları ulaştırdık. Şimdi Ramazan ayı için 600 aileye eğer ihtiyaç olursa bu 1000'e kadar ulaştırabileceğiz. Gıda aynı olarak gıda yardımlarımızı da sürdüreceğiz. Dağıtımına başlamak üzereyiz. Onların da tespitlerini bitirdik. Alım safhasındayız. Ramazan içerisinde bütün bu ailelere ulaştıracağız. Yine bu cümleden olarak ifade etmek isterim. 1600 öğrencimize eğitim döneminin başına denk gelmesi münasebetiyle 1600 öğrencimize birer kaynak kitap yardımı yapacağız. Onun da dağıtımına tahmin ediyorum bir hafta 10 gün içerisinde başlayacağız. Okumak eğitimini en üst seviyeye ulaştırmak isteyen öğrencilerimize kaynak eser olabilecek eserleri ulaştırmak suretiyle eğitimlerine katkı sağlayacağız. Yine bu vesileyle aklıma geliyor. Dünya Bankası ile Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Fon Genel Sekreterinin birlikte yürüttükleri şartlı nakit transferi adı altında bir başka projemiz var. Bu proje içerisinde de 0-6 yaş grubunda olan çocuklarımıza sağlık, 6 yaş üstünde okul çağında olanlara da eğitim yardımı adı altında bir yardım projesi ayrıca yürütüyoruz. Ondan şu anda 105 ailemiz istifade ediyor ama bunun hem kayıtları hem sorgulamaları devam ediyor. Bu tip yardım projelerimiz de Ramazan ayı münasebetiyle devam ediyor. Şimdi son olarak müsaade ederseniz şunu söylemek istiyorum. Toplumumuzda yardım etmek isteyen birilerinin yardımına koşmak isteyen, elindeki imkanları ulaştırmak isteyen insanlar çokça var. Özellikle Ramazan ayında da bu çok daha fazla bir hale geliyor. Çağrım şudur. Bölük pörçük birbirimizden habersiz yardım yapmak yerine nereye ulaştığından, kime ulaştığından emin olacağımız ve mükerrerlikten de kaçınacağımız bir yardım organizasyonudur Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı. Kim yardım etmek istiyor ise kurallarını da kendileri belirlemek suretiyle bizim vakfımızla irtibat kurmak suretiyle bu yardımların tek elden sadece bilinen fakir fukaraya değil, bir şekilde bilinmeyen tarzda kalmış olan fakir fukaraya da ulaştırılması bakımından yani yardımların hem hak edene hem toplumsal kesimler arasında adilane bir dağıtımını yapmak konusunda Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı herkesle işbirliğine, herkese yardıma, herkese bu konuda istedikleri bilgileri ulaştırmaya hazırdır.
bu tip yardımları tek elden ve birbirimizden haberdar olarak yapmanın çok faydası vardır. Burada uzunca anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Bu çağrımı yineliyorum. Hem sizleri zahmetten, eziyetten kurtarırız, hem de yardımların adil dağıtımına biz katkı sağlamış oluruz. Kim yardım etmek istiyorsa biz onlara yardımcı olmaya hazırız. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı olarak bu çağrımı da iletmeme fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki iyi bir, huzurlu bir Ramazan geçireceğiz. Evet. Ramazan'ın sonunda yaşayacağımız bayramı da ben bugünü vesile sayarak bütün vatandaşlarımızın bayramını da en iyi dileklerimle şimdiden kutluyorum. Allah nice Ramazanlara huzurla hepimizi birlikte erdirsin. Doğru. Teşekkür ediyorum. Biz de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz ve bu projede başarılar diliyoruz. Bir başka gündemdekilerde görüşene dek hoşçakalın.